İyi günler örgüseverler. Yine bir şiş örgü çalışmasıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün hep beraber yeni doğan erkek bebek şapkası çalışması yapıyoruz. Bunun için 6 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Altı ilmeği düz örgü olarak örüyoruz. Son ilmeği örerken bir ilmek artırıyoruz. Son ilmeğimizden bir tane daha çıkartarak arka sırada ters örgü olarak devam ediyoruz. Bir tane de burada arttırma yapıyoruz. Önce ördüm son ilmeğimi. Sonra arka taraftan şişme geçerek bir tane arttırdım. İlk sırada 6 olan ilmek sayım şu anda 8'e ulaştı. İlk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Şişin üzerine sararak 6 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Altı ilmeği düz ördüm. Şişimin üzerine sararak son ilmeği düz olarak örüyorum. Arka yüzde yine ters örgü. Son ilmek düz. Örgülerimizde her zaman son ilmeği düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği de örmeden şişimize alıyoruz. Kenardaki düzgünlükler için. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ters örgü olarak bir tane ilmek örüyorum. Buradaki 6 düz ilmeğim sabit kalacak ve bunlardan saç örgüsü oluşturacağım bir sonraki sırada. Arttırmalarıma da bu saç örgüsünün her iki yanında devam edeceğim. Üzerine sarıyorum. 6 ilmeği yine düz örgü olarak örüyorum. Altı. Şimdi yine üzerine sarıyorum. Ters örgü olarak örüyorum. Bir ilmek. Son ilmeğim düz örgü olarak sıramı bitiriyorum. Arka yüzde sürekli ters örgü örüyorum.
Son ilmek düz. Şimdi bir saç örgüsü oluşturacağım. 6 ilmeğimde ama önce örgüme devam ediyorum. 6 ilmeğin dışındaki diğerlerini ters örgü olarak örüyorum. Üzerine sararak devam edeceğim. Ama önce ilmek değişimi yapmam lazım bu 6 ilmek arasında. Şişimi çıkartıyorum. Arkadan geçirerek 3 tane ilmeğe takıyorum. Boşta kalan ilmeklerimi de şişimin yardımıyla alarak aynı şişe takıyorum. 6 ilmekte yer değiştirme yaptık ve saç örgüsü oluşturduk. Şimdi şişin üzerine sararak 6 ilmeğimizi yine düz örgü olarak yer değiştirdiğimiz ilmekleri düz örgü olarak devam ediyorum. Üzerine sararak ters örgü. Arka sıra hep ters örgü. İlk ilmek örmeden şişe alınıyor. Ters örgüyle devam edip artırma noktamız görüyorsunuz. Delikler oluşmaya başladı. Yine artırma ve düz örgü olarak devam ediyorum. Üzerine sararak ters örgü. İki yan kısımda ters örgü, ortada da saç örgüsü olacak. Oluşmaya başladı zaten. Arka sıramız her zaman ters örgü. Bütün ilmekler. Artırma ve 6 tane düz örgü. Artırma ve ters örgü.
Elimden geldiğince yavaş örmeye çalışıyorum. Ama zaten ters ve düz olarak söylüyorum. Ve elimden geldiğince anlaşılabilir olmasına da özen gösteriyorum. Yine de bu konuda şikayetler geliyor tabii, gelmiyor değil. Ters örgüyle yine başlıyorum sırama. Artık şekillenmeye başladı. Bakın her iki yanda haroşolar ve ortada düz örgü, saç örgüsü. Yine arttırma yeri üzerine sararak ters örgüyle devam ediyorum. Şimdi yine bu sırada saç örgüsü oluşturacağız. Bir üçgen elde etmeye başladık gördüğünüz gibi arttırmalardan dolayı. Yine ilmeklerde yer değiştirme yapacağım. 6 adet ilmeği boşaltıyorum. Önce arkadan şişime geçiriyorum. Önde kalan 3 ilmeği de şiş yardımıyla yine şişime takıyorum. Ve düz olarak örmeye üzerine sarıyorum tabii, unuttum. 6 tane düz olarak devam ediyorum. Üzerine sararak ters örgü. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Yine şimdi saç örgüsü yapacağım. Saç örgülerinin yerlerini şöyle hesaplıyoruz. Kenarda 1, 2, 3 tane haroşo olduğunda 1, 2, 3 sıra saç örgüsü yapıyoruz. Ve bu saç örgüsünden sonra yine 1, 2, 3 tane haroşo ördüğümüzde saç örgümüzü yapma zamanı geldi demektir. Şu anda 1, 2 tane yaptık, üçüncüyü yapıyoruz. Yani her saç örgüsü için 3 sıra hesapladığımızda 9 tane sıramız olması gerekiyor. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 sırada bir saç örgüsü işlemi yapıyoruz. İlmeklerimi yine çıkartıyorum. Arkadan şişime geçirip önde kalanları da alarak
Örmeye devam ediyorum düz örgü olarak. Üzerine sararak ters örgü olarak devam ediyorum. Artırarak 6 tane saç örgüsüne ulaştım. Belimizin tek yan kısmını oluşturduk. Şimdi tepe noktasını öreceğiz. Bunun için aynı şekilde devam edeceğim. Yani haroşalarıma ve saç örgülerime. Fakat tepe noktasında artırma yapmayacağım. Bu şekilde 1, 2, 3 tane saç örgüsü daha yapacağım tepe noktasına. Artırma işlemi yapmadan. Haroşalarla devam ediyorum. Normalde bu kısımda artırma işlemi yapıyordum. Fakat şimdi yapmadan devam edeceğim. Yani artırmadan düz örgü yapacağım. 6 ilmek. Evet, düz örgümü yaptım. Şimdi yine artırma yerine geldim. Artırmayacağım. Haroşa olarak devam edeceğim. Bu şekilde tepe noktasını öreceğiz. Tepe noktasında 3 tane saç örgü burgusu yapacağız. Yani artırmadan 1, 2, 3 tane burgu yapacağız. Böylece diğer tarafa dönüş kısmını oluşturmuş olacağız. Son ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Neden öyle yaptığıma da şöyle görmenizi istiyorum. Ne kadar düz bir kenar oluşuyor. Arka kısım yine ters örgü olarak devam edecek. Bu şekilde 3 saç örgü burgusuyla tepe kısmını oluşturacağım. Evet, 3 tane saç örgüsü yaptım tepe noktasına. Gördüğünüz gibi arttırma olmadı burada. Şimdi eksiltme kısmına geçiyorum. Bu yüzden gördüğümüz aynı çalışmayı diğer kısımda yapacağız. Sadece arttırma noktalarında eksiltme yapacağız. Ve buradaki gözlerin oluşması için tekrar arttırma işlemi yapmaya da devam edeceğiz. Haroşa örerek başlıyorum sıraya. Ve saç örgüsü noktasına geldim şu anda. Burada yine şişimin üzerine saracağım.
Pardon, eksiltmeyi atladım. Saç örgüsüne 3 ilmek kala 3 ilmeği bir araya alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Üç ilmek bir araya aldım. Çünkü burada aynı zamanda görselini bozmamak adına bu gözleri oluşturmam gerekiyor. O nedenle üstüne sararak yine düz örgüme devam ediyorum. Hem görselini bozmamış oluyorum, hem de eksiltme işlemi yapmış oluyorum. 6 tane düz ördüm. Tekrar üzerine sarıyorum şişin. Ve 3 tane ilmeği bir araya haroşa biçimde örerek eksiltme yapıyorum. Ve yine haroşa olarak devam ediyorum. Her sırada yine aynı işlemi yaparak devam edeceğiz ve her sırada ilmeklerimiz her iki tarafta birer tane, toplamda iki tane eksilmiş olacak. Ve sadece 6 ilmeğimiz, yani saç örgü düzlerimiz kaldığı noktada örgümüzü bitireceğiz. Evet, bakın görseli bozulmuyor bu şekilde. Evet, ilmeklerim giderek azaldı. Bakın şu şekilde göstereyim. Şapkamızın ikinci kısmına dönüş oluşturuyoruz şu anda. Ve her iki tarafında görsel aynı oluyor gördüğünüz gibi. Saç örgülerine yani düz örgülerime 3 ilmek kala 3 ilmeği eksiltiyorum. Tekrar göstermek istedim. Bir araya aldım ve eksilttim. Şimdi üzerine sararak saç örgümü gerçekleştireceğim. İlmekleri değiştiriyorum. Üzerine sarıyorum. Ve yine 3 tane ilmeği bir araya alarak haroşa biçimde eksiltme yapıyorum. Örgüme devam ediyorum. Ta ki kenardaki haroşalar bitip sadece 6 tane düz örgüm kalana dek. Yani buradaki başlangıç noktamıza gelmiş olacağız. Ondan sonra siper çalışmasını yapacağız ve bağcık çalışmasını. Çok güzel bir erkek çocuk
Beresi olacak. Evet, göründüğü şekilde ilmeklerim azala azala, eksile eksile bitti. Ve 6 ilmek kaldığında bitirme işlemi yaparak şapkamı bitirdim. Şimdi bir siperlik yapacağız. Bunun için hiç ipimi kopartmıyorum. Aynı şekilde ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Bu ilmek çıkartma işlemiyle ilgili çok eleştiri alıyorum. Ama bununla ilgili size daha farklı bir anlatım şekli sunamayacağım. Çünkü biraz örgü biliyor olmanız gerekiyor bununla ilgili. Bakın, yanlarda oluşan küçük gözler var her sırada. Ve her sıradan ilmek çıkartma işlemi yaparken özel bir şey yapmayacaksak, yani eksiltme veya artırma, bu her gözden bir tane batarak ilmek oluşturacağız. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok da yavaş yapıyorum bakın. Her gözden bir tane ilmek oluşturuyorum. Saç örgüsünün hemen dibinden başladım. Ve diğer kısma kadar geleceğim. Küçük bir siperlik yapacağım. Çünkü bebeğin hem aydınlıktan hem de rüzgardan korunmasını tercih ediyorum ve şık duruyor aynı zamanda. Diğer uca kadar gelmek üzereyim. Burada kaç ilmek çıkarttığınızın bir önemi yok. İlmek sayısı soruyorlar bazen. İlmek saymanızı gerektirecek bir durum yok. Yani kaç sıra örülmüşse zaten o kadar ilmek çıkartıyoruz. Ve saç örgüsüne geldim. Saç örgümü dahil etmiyorum ilmek çıkarma işlemine. Bu şekilde örgüme devam edeceğim. Yine haroşa devam edeceğim. Yani hem arkada hem önde ters örgü şeklinde. İlk ilmek her zaman
Örmeden boş alıyorum şişime kenar düzgünlüğü için. Ters örgü. Her iki yönde de ters öreceğim için de adı haroşa oluyor tabii. Bir sıra haroşo ön yüzden ördükten sonra arkaya geçtim. Ve burada siperlik oluşturmak için ilmek saymamız gerekiyor. Benim 60 tane ilmeğim var toplam ön kısımda. Şimdi bu 60 ilmeğin ortadaki 26 tanesini siperlik için öreceğim. Kalanları bekleteceğim. Yani 17 tane ilmeğim hem bu başta hem de bu başta 17 tane ilmeği örmeyeceğim. Şimdi 17 tane örerek geldim. 26 tane ilmek örüyorum. Evet, 17 tane ilmek örmeden geri dönüyorum. İlk ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. Haroşa olarak 26 tane ilmek olacak. Yine sayacağız. Bir 26. Bakın yine 17 taneyi örmeden bırakıp geri dönüyorum. Haroş örmeye devam ediyorum. Çok hızlı örüyorsunuz diye eleştirmeyin lütfen burada. Zaten özel bir şey yapmıyorum. Haroşo örgü örüyorum. Yani görmeniz gereken bir şey yok. Sadece buradaki siperlik çalışmasını görmeniz gerekiyor. Ayırdığım ilmeklere geldim. Tekrar geri dönerek 17 ilmek kaldı. Haroşa örgüme devam ediyorum. Bu şekilde 5 sıra haroşa yapacağız. Şu anda 2 sıramız var. Üçüncüyü geçiyorum. Küçük bir siperlik olacak ama yeterli olacak.
Bakın 17 ilmeği örmüyorum. Sürekli orta kısımdaki 26 tane ilmeği örmeye devam ediyorum. Geri dönerek dördüncü sıraya geçiyorum. Evet, bu şekilde 5 sıra haroşamı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Buradan yine ilmek çıkartarak örmeye devam edeceğiz. Tığ yardım alacağım. Dört tane ilmek çıkarttım. Dört sıra haroşanın kenarından. Bunları şişime takıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Kenarda kalan 17 tane ilmeğimin örgüsüne devam ediyorum şu anda. Bakınız tamamladık burayı. Şimdi biraz sonra buradan da ilmek çıkartacağız ve örmeye devam edeceğiz. Haroşa örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer kenarda da ilmek çıkarma işlemini yapacağız. 4 tane ilmek
Hayır, pislik. Bakın, pislik düz kısımda kaldı. İlmek çıkarma işlemini bu yönde değil, bu yönden yapmam gerekiyor. Çünkü düzü burası.